Devam ediyoruz. Muş'la devam ediyoruz. İyi akşamlar Muş'a, selamlar efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Benim bir sorum olacaktı da çok buyurunuz, kısa. Buyurunuz. Bir. Zekat gıda olarak verilebilir mi? Gıda olarak verilebilir mi? Soralım değerli hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Evet muhterem Zekat hocam. Gıda maddesi olarak da verilebilir. Özellikle gıdaya ihtiyacı olan aileler için bu tür zekat daha da geçerli olur. Ama siz... Yani bu ham madde olarak bazı mesela ürünler elde ediliyor. Onlar da olabilir mi hocam? Efendim yani, olabilir. Mesela... Ama yani, onu mesela diyelim alan kişi ne yapacak? Nasıl Şafii işleyecek? Şafii mezhebinde efendim üründen ne almışsanız tarladan ondan zekat vereceksiniz gibi bir şart var. O çok günümüz şartları için çok pratik değil. Bu noktada Şafii kardeşlerimiz Hanefi mezhebini taklit edebilirler. Öyle söyleyeyim. Yani tarladan buğday alıp buğdayın değeri üzerinden zekat verebilirler. Çünkü bugün şehirde zekatı, sadakayı nasıl olsa olacak da buğday üzerinden verecek. Bu zor bir meseledir. İşte biraz önce arada bahsettiğimiz zamanın geçmesiyle içtihatların eskiyebileceğine çok güzel bir örnektir bu. Tarladan evet. Aldığınız ürünü bismillah ve atu hakkahu yevme hasadihi buyuruyor Allah Teala. Evet. Buğdayı veya başka bir ekini hasat ettiğiniz gün hakkını veriniz ayetinin zahirine bakın İmam Şafii Hazretleri demiştir ki hasat olacak tarladan gitmeden öşrünü ayırıp vereceksiniz. İmam Ebu Hanife Hazretleri de bunu mecaza yormuş ve demiştir ki hasattan sonra artık vakti geldi bunun hakkını ödeyin. Ödeyin deyince de tarlada çıkan olması şart değil onun değeri üzerinden yansıtılabilir zekat olarak diye ifade etmiştir. Peki. Bugün Hanefi mezhebinin görüşü uygulanabilir. Peki gıda maddesi olarak da arz ederlerse gıda maddesi olarak verilebilir. Peki. Bu genellikle şöyle söyleyelim. Eğer bir insan gıda maddesi ticaret yapan bir kardeşimizse bunun böyle gıda maddesinden zekatını vermesinden daha tabii bir şey yok. Ama hayır öyle değil de efendime söyleyeyim bir ailenin gıdaya da ihtiyacı var, başka ihtiyaçları da var. Acil değilse gıda ihtiyacı, parayı verirsiniz, para olarak verirsiniz, her ihtiyacını giderme şansını kendine vermiş olursun. Peki efendim.